Olay olay olay. ABMO. Anne ben manyak oldum evi format mı değiştirdim? Yapma. Yine başladı. Karate, tekvando, judo, Amerikan güreşi, aikido, sumo. Banu dağıttı. Ana oğul dinlemedi. Bütün yarışmacılara daldı. Anne. Az sonra. Anne ne yapma. Çek elini çek. Ama ne yapsın sen git o zaman sen elini başlayalım. Ya bir ama temas olsun. ABMO anne ben manyak oldum evinde sıradan bir gün. Eve verilen müzik yayınıyla yarışmacılar bir anda dans etmeye başladı. Banu ve Murat yine birlikte. Ancak bu mutluluk fazla sürmedi. Yarışmacılar uyarı anonsuyla dansı bırakmak zorunda kaldılar. Hafta içinde elimize ulaşan bir mektup, yarışmanın gidişatını etkileyebilecek ciddi iddialar içermektedir. Eve mektup gelmiş. Mektup bir erkek yarışmacıya gelmiştir. Mektup bir erkeğe. Hepsi birbirinden değerli, sevgili anne ben manyak oldum evi prensesleri. Size bu mektubu yazmamın nedeni, evde adam sanıp da yüzünüze baktığınız, aynı masada yemek yiyip, aynı salonda sohbet ederken, belki de en özel sırlarınızı paylaştığınız, adam kılıklı adamın aslında adam olmadığını açıklamak. Bu sensin. Ses tanıdık geliyor mu? Bu sensin. Ses ben geliyor. Sana işliyorum bu sensin. Ben olamam. Kesinlikle ben adam gibi adam kılıklı adam diyor. O benim genç kızlık gururumla oynadı. Kirli emellerini alet etmek yetmiyormuş gibi arabamı ve Sarımsaklı'daki devre mülkümü de üstüne geçirdi. Cüzdanımdan aldığı paraları, bana ödettiği hesapları hiç saymıyorum. Henüz 50'li yaşlara gelmemiş 49 yaşında tertemiz, kölpecik benim gibi bir ana kuzusuna bu yapılmazdı. Ama o yaptı. Mühendisim diyor. Benim bildiğim ancak üniversite mezunları mühendis olur. Kendisi liseden tasdiknamelidir. Son model arabam var diyor. Bu düpedüz yalancılık, sahtekarlık ve terbiyesizliktir. Açıklasın. Çünkü böyle bir şey yok. Değilimdir herhalde. Sevgili prenses adayları, şimdi ona bir kez daha bakın. Beni etkileyen o tuzlu su ile yanmış tenin altındaki iğrenç adamı görmeniz zor olmayacaktır. Evet, açıklıyorum. Onun adı Murat. Mektup Murat'a. Mektubun Murat'a geldiği anlaşıldığındaysa Banu sinir krizi geçirdi. Mübala, anlattıklarım mübala. Bana niye inanmıyorsun? Bana niye inanmıyorsun? Bana niye inanmıyorsun? Bana niye inanmıyorsun? Gel çevirin. Ya bir dakika, bir dakika bırakın. Bir dakika bırakın. Bir dakika. Lütfen, lütfen gel. 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 Alakası yok ya. Alakası yok. Ya inanma belki başka Murat'tır. Başka Murat'tır belki. Banu bayıldı. Banu'ya ilk müdahale bu duruma sebep olan Murat'tan geldi. Ya bir dakika zaten senin yüzünden bayıldı. Çekilin ya. Murat'tan Banu'ya hayat öpücüğü. Çekil beni. Çekil beni. Murat'ın Banu'ya suni teneffüs yapmak istemesi ise ortalığı karıştırdı. Yaşadığı şoka atlatan Banu evdekilerden hesap sordu. Benim hesabımı bozma. Bozmuyorum sana iyilik yapıyorum ben. Burada bayıldığım zaman gelip beni dudaklarımdan niye öpüyorsun sapık? Büyük yanılgı. Ve işte ABMO anne ben manyak oldum evinde bilindik görüntüler. Ancak bu kez Banu sadece Gülten'le yetinmedi.
erkek dinlemedi. Bana oğul ayırt etmedi. Banu durdurulamıyor.